Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Ramazan Risalesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yedinci nükte. Önce hızlıca bazı kelimelere bakarak okuyalım. Daha sonra da tekrar yedinci nükte ile bağlantılı olarak aklımıza gelen neler olabilir? Burayı da Risale-i Nur'dan farklı yerleri bağlamaya inşallah çalışalım. Yedinci nükte, Ramazan'ın siyamı, Ramazan'ın orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, amellerin sevabı karşılığı bire bindir. Kur'an-ı Hakîm'in nas-ı hadisle, hadisin metni ve hükmü ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakîm, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini, bu harflerin, Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Ne kadar hadsiz bir zararda olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir sergi yeri, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için, ahiret hasılatı için gayet münbit bir zemindir, verimli bir zemindir. Ve neşv-i nema-i amal için, yani amellerin yeşermesi, büyümesi için bahardaki ma-i nisandır, nisan yağmurlarıdır. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı rububiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani yani faydasız ve heva perestane yani nefsin isteklerine düşkün bir şekilde müştehiyata hoşa giden lezzetli şeylere girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp merekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, içerir, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını, meyvelerini kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise Nas-ı Kur'an ile, yani Kur'an'ın kesin ve açık hükmüyle ayette geçiyor değil mi? 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti kat'adır, yani kesin delildir. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülûs-ü Humayun namıyla yani padişahın tahta çıkış namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetine kendine tabi olan halkını, vatandaşlarını o günde umumi kanunlar dairesinde değil,
belki hususi ihsanatına, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişan olan Kur'an-ı Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş, indirmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezayı hikmektir, Allah'ın hikmetinin gereğidir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden, meşguliyetlerden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise nasılmış? Mükemmel oruç, en mükemmel. Nasıl oruç tutabiliriz? Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye, insanın cihazlarını dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Biraz daha açıyor üstadımız. Yani muharremattan, haram kılınan şeylerden, malayaniyattan, faydasız boş şeylerden çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bir misal veriyor üstadımız. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden, böyle kötü, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve lisanı tilaveti Kur'an, Kur'an okumakla ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylere meşgul etmek, mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatili eşgal ettirirse başka küçük destgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Yani mide böyle bir tezgah gibi olduğu için inşallah o ona tatili eşgal ettirilirse, yani boş durursa, yemek verilmezse, o zaman diğerleri de ona ittiba ettirilebiliyor. Evet, şimdi 7. nükte hakkında neler düşünebiliriz? Tekrar böyle bir başa gidip birlikte değerlendirelim inşallah. 7. nüktede üstadımız neyden bahsetti? 7. nükte Ramazan'ın siyamı, orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın, insan nevinin kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, kazanç cihetine gösterecek değil mi? Dünya ahiret, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen dedi. Peki Ramazan-ı Şerif'te üstadın sevap cihetini gösterdi. Sevabı amal bire bindir dedi. Sadece o kadar mı? Daha da artıyor. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır normal günlerde. 10 meyve-i cennet getirir dedi. Yani Kur'an'ı lisan-ı haliyle okuyan kişi de 10 sevap alıyor inşallah. Yani lisanıyla okumak var. Bir de lisan-ı haliyle de Kur'an'ı okuyan kişiler oluyor. Onların da inşallah sevabı var. Madem ki hasene 10 misline çıkar, seyyiye nefsinde bir de münhasır kalır. Nur'un ilk kapısı sayfa 47'de öyle söylüyor. Yani hasene'yi Allah 10 kat yazıyor normal zamanda. Seyyiye'yi de nefsinde bir de münhasır kalır diyor. Neden seyyiye bir yazılır, hasene 10 ve bazen 1000 yazılır? El cevap, Cenab-ı Hak kemali rahmet ve cemali rahimiyetini o suretle gösteriyor diyor üstadımız. Lemalar sayfa 85'te. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır.
Evet, her bir harfi 30 bin baki meyve veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki, öyle bir cennet ağacı hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var dedi değil mi üstadımız? Bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbürlenir. Bazen 10 tane verir, bazen 70, bazen 700. Ayet-i Kürsi harfleri gibi, bazen 1500 Sure-i İhlas'ın harfleri gibi, bazen 10.000, Leyre-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlerde tesadüf edenler gibi ve bazen 30.000, mesela Haşhaş tohumunun kesreti misüllü Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi ve o gece 1.000 aya mukabil işaretiyle bir harfinin o gecede 30.000 sevabı olur anlaşılır. Sözler sayfa 346. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarete, zararda olduğunu anla. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün manevi bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki, 5 günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur-ı selase gelecekler, 3 aylar gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar ve Cuma gecelerinde 1000'lere ve Leyle-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur-u selaseyi 1'e 10 kar veren medrese-i Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. Şualar 493. İşte Ramazan-ı Şerif adeta Ramazan-ı Şerif'in hakikatine işaret eden 4 teşbih yapıyor üstadımız. Buraya dikkat edelim. 1. Bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. 2. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. 3. Ve neşv-i nemai amal için bahardaki mai nisandır. Yağmur, yani nisan yağmuru gibidir. 4. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Evet. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, dünyevi ihtiyaçlarını geçici olarak bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş, cisimleşmiş olarak tezahür etmiş, görünmüş bir nur vaziyetine girerek, yani ceset hayvani ihtiyaçlarını bırakıp hayvani ihtiyaçları olmayan bir ruh hükmüne geçmiştir. Bu nasıl oluyor? Ramazan'daki savm ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Samediyede aynedarlık yukarıdaki mana akışına göre baktığımızda yemek içmenin terki ile ayniyet itibariyle samediyete bir aynedarlık olabildiği gibi diğer bir manası da yemek içmek ihtiyacından dolayı açlığın hissedilmesi ile de aczini anlayıp zıddiyet itibariyle samediyete aynedarlık edebilir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta
baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Lemalar, üçüncü lemada, işte bu istidada binaen, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti sübhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder içerir ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder, netice verir ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Şu mesele münasebetiyle deriz, Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, lillah, livechillah, li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bastı zaman hakikati yukarıdaki şartların yerine getirilmesiyle her zaman yaşanabilir. Lem'alar sayfa 17. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise Nas-ı Kur'an ile 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Evet, karanlıklı bu hayat-ı dünyeviyenin en nurani Leyle-i Kadri Ramazan'dır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülûs-ü Humayun namıyla tahta çıkış zamanı veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri, mesela ne olabilir, bir savaşın kazanıldığı veya bir şiirin fethedildiği günü bayram yapar. Raiyetini, halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Daire-i imkan ve vücuba dair hakikatların bütün mahlukata bildirilmesiyle bu hakikatların mahlukata idrak tahtına çıkması kalplerde, akıllarda saltanatın haşmeti anlaşılmasından dolayı Ramazan ayı bir bayram olmuştur. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecektir. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeylere işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatili eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Burada kalabiliriz. Vesselam.